Benim 1948 veya 1949 olabilir. Hikayeme İstanbul'da ödedikleri 5 lirayla projeme gözlülük hayatımın başladığı an bugün 55. yılında. Huzurunuzda birazdan onun ağırlığıyla çıkıyorum. O 5 lirayla ben Sitanza'nın Parma Manastırı'nı Cağaloğlu yokuşunun başındaki seyyar satıcıdan almıştım. 75 kuruş vermiştim. Ve çok arzuladığım bir şey daha yaptım. İstanbul lokantası vardır Sirkeç'te. Feyyaz Sefa'dan Necip Fazıl'a, Yusuf Ziya'dan Devrim Bütün seçkinlerine kadar hepsi onlar öğle yemekleri. Ve ben de bugün öğle yemeğim oradayım. Peygamber Sefa Bey'in mefhumu bir adetede bir masada sessiz, sakin, seyrederek gitti. Necip Fazıl mefhumu kitlebiyle, onun kendi hastasıyla lokantayı dolduran havasını orada gördüm. Yusuf Ziya'nın biraz İstanbul kaypaklığıyla zarif hareketlerini orada seyrettim. Çünkü hayatta yapabileceğim tek şey yazarlık olacağına karar vermiştim. Meğer orada benim 50-55 yıllık sevgili karımla tanışmıştım. Thank you.
İmparatorluğun Hudutları diye bir son yazmak. 26-27 ciltlik bir 4-5 bin yıllık Türk tarihinin romanını yazmayı düşünüyordum. Bunların içinde birisi de en sonuncusu İmparatorluğun Hudutları olacaktı. Sonunda kapatacağım. Eğer imkanlarınız olursa bu romandan sonra yazılması gereken Hacı Bektaş Veli var, Hacı Bayram Veli var, Avi Evren var. Muhakkak romanlarını yazılması lazım. Yazanlar çok iyi yazıyor. Onları elinizden geldiği kadar imkanlarınız nispetinde lütfen destekleyiniz. Ben huzurunuzdan ayrılırken 55 yıllık bir yorgunluğun rahatlaması için değil, inşallah bundan sonra sadece okumaya vereceğim kendimi.